düzenlenen Osman Gazi'yi anma ve Bursa'nın fethi şenlikleri... Kıymetli hemşerilerim, bugün burada Bursa'nın fethini kutlamak maksadıyla toplanmış bulunuyoruz. Bundan tam 695 yıl önce kutlu bir yolda ilerleyen ecdadımız tarihin önüne serdiği duraklardan birini daha kat etmişti. Bursa, Osmanlı'nın fethiyle birlikte tarih içinde yepyeni bir anlam ve değer kazandı. Yıldırım ilçesi bu kutlu fethin başladığı Balaban Bey Kalesi'ne ev sahipliği yapmaktadır. Biz Yıldırımlar için bunun anlamı Bursa'nın fetih kapısında ikamet ediyor olduğumuzdur. Osmanlı'nın Bursa'ya yaptırdığı ilk eser Balaban Bey Kalesi'dir. Osman Gazi oğlu Orhan Gazi'ye bu kaleden Tophane surlarında güneşin vurmasıyla parlayan Bizans manastırını göstererek beni bu gümüşlü kümbete gömün vasiyetinde bulunmuştur. Osmanlı ordusu 24 yıl Balaban Bey Kalesi'nde kalmış ve Bursa'nın fethi buradan gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla bu kalenin kıymeti bizler için hatırası nispetinde büyüktür. Bu fetih ile birlikte 400 çadırlık Osmanlı Beyliği devlet olmuş ve bu devlet büyük bir medeniyet kurmuştur. Bu kale adeta Osmanlı'nın kurduğu köklü ve büyük medeniyete açılan kapı olmuştur. Fetihten sonra Bursa'da camiler, medreseler, külliyeler, aşevleri, köprüler yapılmış. Bursa daha sonra tüm dünyaya örnek olacak bir medeniyetin dibacesi olmuştur. Bizler tarihin billur bir kubbe gibi her cephesinden kuşattığı, dünyaya örnek olmuş bir medeniyetin topraklarında mayalanmış olan bu şehre layık olmak için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Rabbim kudret ve imkan verdiği müddetçe de Yıldırım'ın ve Bursa'mızın her sahada önce olması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu konuda ceddimizin başarıları, bıraktıkları eşsiz miras hep bizlere rehber olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Bursa'nın fethinin 695. yıl dönümünü kutlar ve Necip milletimiz için kutlu bir geleceğin müjdesi olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.